Deprem özel yayınlarımız Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'dan devam ediyor. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar ve kameraman Yusuf Öztürk Kahramanmaraş'tan, İhlas Haber Ajansı muhabirlerimiz Cihat Özçelik Malatya'dan, Sait Vakkas Yağcı Gaziantep'ten ve Şinasi İnan Adıyaman'dan 6 Şubat 2023 tarihinde saat 4.17'de yaşanan deprem felaketinin yıl dönümünde bölgedeki izlenimlerini aktaracaklar. Muhabirimiz Hanefi Bayar, en az 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesinde. Hanefi, seninle başlayalım. Saatler 4.17'yi gösterdi. Burada sirenler çaldı. Sesimi duyan var mı çığlığı bir kez daha yankılandı Kahramanmaraş'ta. Takvim yaprakları 6 Şubat 2023'ü saatler 4.17'yi gösteriyordu. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yerin 8.6 kilometre altında bir deprem meydana geldi. Fay hattındaki kırılmanın büyüklüğü 7.7 olarak ölçüldü ve bu depremle beraber 11 kent hasar aldı. Bu depremden yalnızca 9 saat sonra Elbistan merkezli bir deprem meydana geldi. Onun da büyüklüğü 7.6 idi ve 11 kent yerle bir oldu. Şu anda bulunduğumuz bu nokta 22 bloktan oluşuyordu. Ebrar sitesi 18 blok depremden saniyeler sonra yerle bir oldu. Deprem yıktı Ebrar bloğunu ve 1400 kişi hayatını kaybetti bulunduğumuz noktada. Peki bulunduğumuz noktada neler oluyor? Onları göstermek istiyorum şu anda. Burada yüzlerce kişi var desem abartmış olmam. Hatta binlerce kişi var bile diyebilirim. Yakınlarını almak isteyenler, yad etmek isteyenler buraya akın ettiler. Tıpkı o gün olduğu gibi ateşler yaktılar. O gün de çok soğuktu. O gün de hava buz kesiyordu. Bugün de hava alabildiğine soğuk. Isınmak için ateşler yandı. Eller bir kez daha semaya yükseldi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için enkaz yığınlarının ortasında. Enkazlar kaldırıldı. Şehirlerin inşa ve ihya çalışması başladı. Kısa sürede temeller atıldı. Deprem konutları bir bir teslim edilmeye başlandı. İnsanların yüreğindeki acı dün gibi taze. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum çünkü ben de Kahramanmaraşlıyım. Ben de evimi kaybettim. Benim ailem de enkazda kaldı ve ben de sevdiklerimi, yakınlarımı kaybettim. Buradaki insanları anlamak için empati yapıyorum. Aslında empatiye çok da ihtiyacım kalmıyor çünkü ben de yaşadım. O gece ben de buraya gelmiştim İstanbul'dan ve ben de gözyaşlarımı böyle dakikalarca, günlerce tutamamıştım. Şimdi tutmaya çalışıyorum çünkü canlı yayındayız. Olanı biteni anlatmak görevim. Duygumu yaşayıp da duygumu paylaşmak değil ama şu an orada ağlayan teyzemiz gibi ben de içime doğru ağlıyorum. Çok fazla kelimeler boğazımda düğümleniyor. Çıkmakta zorlanıyor. Bakın burada il müftüsü var. Dualar etti. Burada eller semaya bir kez daha ateşin başında yükseldi. Ateş evet vücudu ısıtıyor. Ama yürekler hala 4.17'de kaldı. Burada sirenler çaldı. Sesimi duyan var mı diye bağırdı buradaki insanlar. Ve dakika geçtikçe, her dakika geçtikçe buradaki kalabalığın arttığını söyleyebilirim. Kahramanmaraş bugün uyumuyor. Tıpkı 6 Şubat 2023'te olduğu gibi sadece bölgede yaşayan 14 milyon vatandaş uyanmadı uykusundan. 85 milyon vatandaş uyandı. Bugün olduğu gibi. Eminim saatler 4.17'yi geçti. Kontrol ediyorum. 4.22, 4.30'a doğru geliyor. Milyonlarca vatandaşın evinde uyandığını, depremde hayatını kaybedenlere dua ettiğini, buruk bir gece geçirdiğini, buruk bir güne başlayacağına adım gibi eminim. Yaraları hep beraber sarmak da bizim görevimiz. Vatandaş, devlet, millet el ele vermiş durumda deprem bölgelerinde. Yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Tabii ki kaybettiklerimizi de anmadan geçmiyoruz diyelim. Ve Ebrar sitesinden 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesindeki anma etkinliğinden, anma noktasından sözü bir kez daha size bırakalım.